Selamun aleyküm değerli izleyenler. Milletin ekranı Akit TV'ye hoş geldiniz. Pazartesi akşamındayız ve derin gerçeklerle bir kez daha huzurlarınızdayız. 20 dakikalık bir gecikmeyle başladık. Çünkü Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen kamuoyuna yönelik açıklaması geldi. Yani süreci takip edenler biliyor yakinen. Başkan Erdoğan konuştuğunda kur yükseliyordu ama Başkan Erdoğan'ın konuşmasından hemen sonra dolardaki dikkat çekici iniş hakikaten sürpriz mi, ne oluyor, süreci bir devlet politikası olarak yürütüldüğüne yönelik bir takım açıklamalar vardı. Türkiye yeni bir ekonomik modeli bütün küresel oluşumlara rağmen hayata geçirmeye kararlı mı? Bunları konuşacağız. Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'la. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah daha iyisin. Allah sağlık, Allah afiyet versin. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Layık olduğumuzdan çok daha iyiyiz. Son gelen rakamları da görünce yani mutlu olduk, seviniyoruz. Sürpriz. Yani evet. Yani Sayın Başkan Erdoğan dedik ya, yani madem bu inecekti daha niye önceden konuşmadınız diye insan bir, yani şimdi bir de motive tabii, oldu tabii. Madem oluyorsa niye daha önce değildi? Eyvallah. Yani, değil mi? Bu da var. Ya, ne oldu? Yani bir önceki konuşmasında kur yükselirken şimdi niye düştü? Şimdi tabii ibadetin çok olanı değil, sürekli olanı. Yani, bak bu, az da olsa sürekli olanı. Bunu önümüzdeki günlerde görmemiz lazım. İnşallah bu düşüş devam eder. Çünkü insanlar bunu da görmek isteyecektir. Bir takım istifçilerin malları elinde patlar. İnşallah tekrar rayından çıkan tren rayına oturur. Çünkü gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşadı esnaf, vatandaş da. Yani tuvalet kağıdı bile sorun oldu. Yani ikinci bir paket çay almak istediğinde alamıyordun. Bunun bir, yani sadece mali bir şey ya da bir şey alamamak değil. Bunun psikolojik olarak memleket nereye gidiyor endişesi vardı. Yani bu gece daha iyimser bir hava içinde İnsanlar yataklarına girecekler, sabahleyin tekrar hemen ilk bakacakları şey kur ne oldu? Yani para yatıranların eğer bir kaybı olursa bir kur garantisi veriliyor tasarrufta. Bakın bu faiz tartışmasından çok daha gerçekçi, çok daha anlamlı, pratik bir anlamı var. Yani paranı mevduat hesabına yatırıyorsan ve bu para eğer kur karşısında değer kaybediyorsa, bu Erbakan'ın daha önce sözünü ettiğimiz Eşel Mobili'nin ücrete değil tasarrufa yansıtılması anlamına geliyor. Bakın bu faiz değil ya da bu faizse bu riba değil. Bakın burada tasarruf sahibinin parasının değer kaybını siz ekstradan karşılıyorsunuz. Bu faiz, evet tamam, ama riba değil. Bunu da bu vesileyle netleştirelim. Yani bu tartışma çünkü siyasete de, ekonomiye de, dini çevrelere de zarar verir noktaya gelmişti. Şimdi bu uygulamayla inşallah bu konuda biraz daha netlik kazanıyor. Paranın değer kaybından dolayı kaybettiğiniz değerin size ödenmesi riba değildir. Buna faiz deyin ya da demeyin. Biz bunu kültürel olarak, faiz olarak toplum anladı ve onun üzerinden bir tartışma sürüyor. O tartışma doğru değildi ama bu gerçek. Bunun ciddi anlamda, yani insanların cebinden para çalmakla onun hesabından değerini çalmak arasında hiçbir fark yoktur. Yani bu 24 ayar altının aynısını bana 18 ayar olarak geri verirseniz burada 6 ayarlık bir kayıp var. Bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Bu önemli. Aynı şekilde bu enflasyona ilişkin açıklamalar da önemliydi. Öğrenci burslarında sadece işçi memur ücretlerinde değil. Yani daha iyimser bir mantıkla. Burada benim aslında beni şu parti kurtaracak, bu lider kurtaracak diye bir derdim yok. Ben rızkımdan az ya da çok yemeyeceğim. Kaderimden başka bir kaderim yok. Ecelimden önce ya da sonra ölmeyeceğim. Peki bu insanlar ne yapıyorlar?
Bu insanlar eğer Allah'ın yardımını celbeden işler ve sözler yapıyorlarsa Allah onlar eliyle bunu yapacak. Allah ikram edecek. Bunu yapanlar da bu ikramın vesilesi olarak keramet gösterecekler. İkramın vesilesi olacaklar. Bunu bir defa tekrar bir sorun var. Bu toplum neye layıksa o olacak. Bu liderlerinin vereceği bir kararla değil. O lider, politikacı, bürokrat neyse doğru bir şey yaparsa o yaptığının karşılığını alacak. İlla da başarmak zorunda değil. Yani her peygamber manevi anlamda zaten kayıp yok. Maddi anlamdaki kaybı da o toplumun liyakatiyle ilgili. Bir kalkınmadan söz ediyorsanız emeğin kalitesi de burada önemlidir. Tüccarı da önemlidir. Sanayicisi de önemlidir. Sivil toplumu, medyası da önemlidir. Siyasetçisi, bürokratı da önemlidir. Tek başına bu olmaz. Akademisi de önemlidir. Yani bu süreci eğer doğru bir şekilde yöneteceksek herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ne politikacıdan tek başına kurtuluş bekleyebilirsin, ne de helakın sebebi tek başına yöneticiler değildir. Hepimiz sorumluyuz. O zaman hepimiz bu iyimser tablonun sürdürülebilmesi için eğer yanlış yapanlar da varsa hem yaptıkları yanlıştan vazgeçip yani yeniden abdest almak gerekiyor. Hem de bundan sonra doğru şeyler yaparak, eski hesaplarını da kapatarak, çünkü bu sonucun ortaya çıkması, gelinen noktadaki krizin sebebi birileri de bir sürü yanlışlar yaptı. Ben, o, sen, hepimizin. Yani bir peygamber inni küntü mine zalimin derken bir kesim sadece kendini zafer, başarı ile tanıtacak. Ötekiler yanlışlar ötekinin olacak. Yok. Burada ben bu süreçteki kamplaşmadan da tekrar ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorum. Nasıl siyasi çevrelerde iyilik ya da kötülük yapanlar varsa sermaye çevrelerinde de bunlar var. Ve bunların hepsi de bir tarafa ait değildir. Yani onu da görmemiz gerekir. Adil olmamız gerekir. Ve bu çatışmayı söylemden ve eylemden kaldırmamız gerekiyor. Ne demek yani? Yani bu birbirini suçlayıcı. Yani sadece söylem kısmı var da eylem ekranda kısmı. Yani birbirlerine karşı husumet temelli ne bileyim ses cihazını düzeltmeye çalışan ve aslında o tekniker değil muhabirmiş o. İnsani yardım için orada bir aksilik olmuş ben anlıyorum yardım edeyim demiş. Kameradan geliyor. Öteki de tekme tokat atıyor. Şimdi evet, bu bakın. Yani bu, belediye başkanı da böyle hayretle izledi onu bir tepki de vermedi o da yani, dikkat çekti yani. Bütün bunların hepsi bu şiddet, haksız şiddet kültüründen, bu ne derseniz kültürsüzlük deyin, kültür deyin. Bundan yakamızı kurtarmamız gerekiyor. Hep ötekinden kurtarmak vatanı yok. Ama şunu da görelim. İçimizde de dışımızda da hainler var. Eyvallah. Hatta her insanın nefsinde ihanete onu sürekli kışkırtan bir şeytan var. Dolayısıyla onları coğrafyaya, etnik kimliklere, dini topluluklara kategorize edemezsiniz. Dün işte Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürmeye geliyordu. Sonunda bizim halifemiz oldu. Halid bin Velid en fazla sahabi öldüren kişiydi. Sonra İslam'ın kılıcı oldu. Öyle ki Müslümanlar Halid başımızda olduktan sonra bizi kim yenebilir ki dediler. İşte Adil Ömer hayır dedi, hayır. Halid bin Velid'i görevden azlettim. Halid'in hatası yok. Halid'e öyle bir anlam yüklediler. Zaferi neredeyse Allah'tan değil, Halid'den bekliyor olacaklardı. Onun için herkesin kendi yerinde, sınırlarında durması gerekir. Eyvallah. Sınırını aşan herkes fahşa denilen, haddi aşmakla imtihan olunur. Onun için ben her noktada
dini hassasiyetlerin hatırlanması, korunması, dua etmeden önce tevbe edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tövbe istiğfardan sonra dua değerlidir. Onu da dil ile değil, tövbe ettiği şeyi tekrarlamamak da değil sadece. Ondan dolayı kazandığını zannettiği itibar, para, her neyse onu terk etmesi gerekir. Yoksa göbeğinden bağlı olduğu şeytanla bağını koparmamış olur. Şimdi Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerinden oluşan tabloda doların da düşüyor İnşallah görüntüsü. İnşallah hayır olacak, sürdürülebilir bir bağlamda. Aynen dediğiniz gibi çok önemli. Şimdi konuşmasında da satır başlarında şu vardı. Önce bir tespitte bulundu, teşhiste bulundu. Hakikaten sıra dışı. Yani siz diyor eğer mevduatınızı Türk lirasında tutuyorsanız, yani dövize yatırmıyorsanız bundan dolayı bir kayıp yaşadığınızda hazine garantisinden bahsediyor ya. Yani Türkiye'de evet, belki dünyada ilk bir uygulama. Çok farklı bir ekonomik. Yani bu Eşol Mobil Erbakan'ın kaybedilen değerin ikame edilmesi. Bu dünyada ilk değil. Bu 1500 yıl önce bir hak kaybı varsa telafisi dini bir... Hazine garantisi kısmı. Tamam, hazineyi yani burada devreye... Yani kayba kim sebep olmuş da... Eşel Mobil vardı da uygulanma biliyorsunuz. Yani çok farklı Erbakan uygulamalar oldu. Uğramaya çalıştı. Yani Merkez Bankası bu parayı basıyorsa ve bu paranın değerinde bir kayıp varsa bunun sorumlusu kim, neden böyle oldu, bunun da soruşturulması gerek. Yani eğer burada Merkez Bankası'nın sorumluluğu varsa bu ortaya çıkan kayıptan insanlar acı çektiler. Yani bunun da hesabının, işte adalet burada gerekli. Yani bu iş sadece ekonomik alanda yapılacak bir operasyonla telafi edilemez. Bunun hukuki zemininde, ahlaki zeminin, toplumsal zemininin çok ciddi şekilde sağlamlaştırılması zaten gerekiyor. Mağduriyetlere atıf yaptı ve hakikaten bu süreçte üzülen, öfkelenen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Ama süreç, hani biz zaten bunu başarmıştık, yine başaracağız. 2013 öncesine atıfla biz şimdi 17-25 Aralık'ın yıl dönümündeyiz. 8 yıl oldu 17-25 operasyonu. Hatta Twitter'dan çalışma başlattılar bunlar. 17 Aralık'ta dolar 17 lira, 25 Aralık'ta da 25 dolar lira olacak. Hatta 22 lira konuşuluyordu yani. Dediler 17-25'e atıfla. Şimdi 17-25'ten önce %4,5'ta faiz var. Dolar çok çok ciddi manada düşük Türk lirası karşısında. Hani bunu biz başardık, bu süreci de aşacağız. Süreci, bu moral motivasyon da çok önemli. Aşacağız diye kesin söylemeyelim. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmez. Yani şimdi bununla alakalı bir hüküm değiştirme, bu mevcut küresel yapıya karşı çıkma yok mu? Bizim liyakatımız, bu toplumun liyakatıyla ilgilidir. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden çok bizi helak eder misin Allah? Muzdarip değil mi zaten? Bakın, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Evet, def-i mezarrat, celb-i menafiden evladır. Biz tövbe edip kendi içimizdeki yanlışlar, bu ahlaki zaaflar, illa da iktisadi olması gerekmiyor. Allah bozarsa onu düzeltecek yoktur. Eğer Allah düzeltirse onu bozacak da yoktur. Amenna. Onun için bu gibi tartışmaların, ekonomik, siyasi tartışmaları tevhid temelinde düşünerek sözlerimizi söylememiz, taahhütte bulunmamız ve o anlamda işlerimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay bir iş yoktur. Eyvallah. Allah'ın zorlaştırdığından daha zor bir iş de yoktur. Ve Allah Celle Celaluhu bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Yani bu sadece içimizdekilerin ihaneti değil, bir imtihan gereği olarak da Hazreti Eyyub'un şahsında bize gösterildiği gibi. Seferden sorumluyuz, zaferden biz değil. Biz onun için her zaman ihtiyat, tamam, havf ile reca arasında bir yerde durmamız gerekiyor. Bugün açıklanan, ki bu raporun hazırlanmasında
çevreden edindiğim bilgilere göre birçok kişi, ki Allah razı olsun, onların da eksikleri, yanlışları da olabilir. Ama beyinlerini ve yüreğini ortaya koyup nasıl çıkılması gerektiği noktasında hem yeni Maliye Bakanı'na hem de Beştepe'ye ellerindeki bilgileri, tecrübeleri göndermişler. Ve inşallah onlardan da istifade ederek, çünkü istişarenin bereketi, şuranın bereketi bu şekilde ortaya çıkar. Yoksa tek başına ben yaparım, ben çözerim. Eğer birileri böyle söylerse bu Allah'ın gücüne gider. Onun için ben olayın manevi, ahlaki boyutunun sürekli, Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. Elbette cahillikten ve zulümden, kendi nefsimize yaptığımız zulümden, başkalarına yaptığımız zulümden de vazgeçmemiz gerekir ki bu da takvanın gereğidir. Eyvallah. Yani kemalat ile kemalat olmaz. Eğer insan kemse, insanın kendisi, ondan kemalat beklenmez. İnsanın kendisi eğer belhum adalsa, insanın şeytanıysa, bunu iktidardan bağımsız, muhalefetten bağımsız olarak söylüyorum. İns olarak söylüyorum. Onun için korku ile ümit arasında bir yerde durmamız gerekir. Özellikle aşırı beklentiler ve aşırı umut eğer karşılığını bulamazsa aynı şekilde bu defa da aşırı yıkıma ve kırılmalara sebep olabilir. Onun için dua etmemiz gerekir. Tabii ki. Yani süreci çok heyecanlandık. Önemli. Doğal olarak umutlanıyoruz. Tabii. Yani doğru yönde bir gelişme söz konusu. İlginç açıklamalar, küresel bir takım merkezlere göndermelerle dolu içeriğinde. İşte yani bunları da bir bütün olarak görmemiz gerekir. Yani dün Elon Musk üzerinden yapılan mesajlar çok büyük bir çevrede aslında anlaşılması zor bir hamleydi. Çünkü Elon Musk uluslararası sistemin tetikçiliğini yapan bir taşerondur. Yani satanist bir adam ve pedofilik bir ahlaki zaaf içinde olan biri üzerinden. Bunlar da PR kazaları, yanlışları olarak inşallah tekrar etmez. Attığımız uydu üzerinden, 5B üzerinden de. Şimdi şunu merak ediyorum. Bir süreç yaşıyoruz. Bununla alakalı da bir isim öne çıkmıştı. Şefik Çalışkan. Kendini şirket doktoru olarak nitelendiriyor. Gazetelere vesaire de röportaj verdi. Biz dedi 1947'den sonra Türkiye'ye giydirilen deri gömleğini çıkartmak istiyoruz. Yeni bir ekonomik modelden bahisle. Hani bunu anlayabildik mi? Yeni bir ekonomik model, yani evet tamam, faizi düşürme zaten hep plan açısından sisteme bunu yükleme yönünde bir takım çalışmalar hep oldu ama tercihen zamanlama niye şimdi? Bunun önemi var mı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yine bunun zamanlaması üzerinden de ilginç bir vurgularda bulundu konuşmasının yani içerisinde. Tabii, yani burada zafiyet gösterilseydi bunun erken seçime zorlamaktan tutun da. Ki isteyenler oldu. Olaylarına kadar bu bir felakete dönüşebilirdi. Onun için Allah korudu. Yani direkt kriz doğru yönetildi bu bağlamda. Direkten döndük diyebiliriz. Bundan sonraki gelişmelerin de salimen sürdürülmesi gerekir. CHP'lilerin de eğer akledeceklerse bir topluluğa düşmanlıkları bile, eğer Müslümanım diyorlarsa, onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemesi gerekir. Haksızlık ve yanlış görüyorsa tamam, hiçbir itirazım yok. Ama sırf öfkesinden dolayı zarar vermek istiyorsa bu kendilerine döner. Bunu gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Biz de herkese adaletle muamele edelim ve herkesi de adalete çağıralım. Adavete değil. Tabii. Ama siyasetin dili maalesef adavet üzere. Medyanın dili büyük ölçüde, özellikle sosyal medya, yani hiçbir ahlaki sınır tanımıyorsa önce bunun durdurulması gerekir. Çünkü bunların hepsi topluma bir şekilde yansıyor. Peki
Bunu da sorayım. Yani ahlakın değer kaybı bana göre paranın değer kaybından yani daha yüksek. Bu anlamda. Ve de buna verilmesi gereken önem daha kıymetli. Tabii o olmazsa bunun bir anlamı da yok. Yani ahlak, ahlaklı toplumlar, erdem sahibi insanların sayısının artması, paylaşım, fedakarlık, diğergamlık, yani vurun abalıya düşene bir de sen vur hesabı. Yani bu ülke yani son 100, 1. Dünya, 2. Dünya Savaşları üzerinden eğer ayağa kalktıysa bu hakkaniyet üzerinde, Allah'ın yardımı ve bu kabiliyetlerin aktif olması üzerinden, i̇nşallah, o dediğiniz ahlak inşallah, üzerinden kalktı. İnşallah, yani inşallah toparlanacağız. İnşallah. Yunus Aleyhisselam'ı da konuştuk burada biliyorsunuz. Son evet. Felakete üç kala. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kurtuluşa erenlerden olmuştu. Eyvallah. %50.54 oranında zamla asgari ücret 4253 TL net. Ki burada siz konuştunuz, yine konuşuyor. Hani vergi alınmaması üzerinden. Hakikaten öyle açıklamalar yapıldı ki ben zaten dilipak konuşuyor. Yani şimdi burada işte görmemiz yapıldı. Gerekiyor. Yani dün bir mühendis bu maaşla çalışıyordu. Hı hı. Bugün asgari ücret o seviyede. Şimdi bunu bu seviyede zamlandıracaksanız bunun ya da kira nasıl olacak? Bakın bunları ben itiraz olsun diye söylemiyorum. Önümüzdeki geliyorum diyen bir tartışma. Bunu nasıl çözeceğimizin yani devletin kendi adına hesabını yapmış olması yetmiyor. Toplumun da bu gidişe ayak uydurması gerekiyor. Yani mevcut yani asgari ücret kirası kira 2500 liraydı farz edelim İstanbul'da bir adamın kirası. Hı. Ve o 3500 lira işte oğlu hanımı falan arada part time çalışıp bunu ödüyorlardı. Şimdi kendisi artık 4500 lira alacak. O kirayla da geçinen belki birisinin iki evi vardır, birinde oturuyordur, bir dul kadın, oradan aldığıyla da geçiniyordur. Şimdi onun da aslında aynı oranda artması gerekecek. Bu da fiyatlarda bir artışı getirecek. Yani siz ücreti artırıyorsanız, bunun satın alması, hepsi refah payı değil bunun. Bir kısmı paranın değer kaybından kaynaklandı. Yani bu 4500 liranın hepsi dünkü asgari ücrete göre reel değil. Ha hesaplarken bakın onu söyledim. Bir yandan rakam beklenenin üstüne çıktı. 4000 lira bir bariyerdi. Evet. İkincisi de vergi muafiyeti de getirdiniz. Hatta öğrencileri bunların çocukları varsa burs miktarlarını da artırdınız. Bunların hepsi tamam. Bundan sonraki enflasyonun gidişatına bakacağız bir. İkincisi de bunun piyasaya yansımasına. Yani 4500 lira maaş alan bir adamın maaşını kaça çıkaracaksınız? Eğer şeyse senin maaşını biz bu sene 5500 lira yapalım derseniz adam asgari ücretten biraz daha fazla almış olacak ve bu kendi iş yerindeki hiyerarşi açısından da sorun. Psikolojik bir işte etki bakın, bırakıyor. Demek ki sorunun çözümü için çok yönlü, farklı, multidisipliner yaklaşımlara ihtiyaç var. Bunların hepsini aynı oranda artıracak olursan ve aynı bu maaş asgari ücretten vergi almıyorsun. Peki mühendisin vergisi işverene mi yükleyeceksin? Mühendise mi yükleyeceksin? Bunlar, bu sonraki aşama. İşte yani asgari ücret aşama değil. Asgari yani bir ay sonra alalım Ocak sonunda bunlar önünüze gelecek ve yeni tartışmalar. Bunları önceden görüp ona göre tedbirlerimizi onun için diyorum bu sadece siyaset ya da bürokrasinin çözeceği sorunlar değil. Ya da hükümete destek veren iş adamlarının bildirisinden ibaret değil. Kendi iş yerinizde bunu nasıl çözeceğinizin dengesini hesap. İnşallah onlar üzerine de teklifler, projeler sunulmuştur Ankara'ya. Ankara da bu anlamda bundan sonraki adımlarını hem bu iş dünyası, hem sendikalar, hem de medya ile Allah rızası için şunları aklı başında konuşacak yazarlar ve muhabirler haberleştirecek muhabirlerle bu işi götürmek gerekiyor. Yoksa sosyal medya üzerindeki meydan okumalarla
insanlar daha çabuk birbirine girecekler. Yani düşünsenize, yani işte bir baro kurayım diyorsun, avukatlar ortada. Hı-hı. Ya tabipler odasındaki durum da ortada. Barolar birliği yani seçimi de ortada. Yani, evet. Yani herkes, her işçi hep sizin gibi düşünmüyor ki. Özellikle ağzı çok laf yapan ve toplumda belli bir role sahip, yüksek tahsil yapmış insanlar, onlar da bu toplumda yaşıyor. Onların da bu anlamda fiilen yargı kilitlenebilir. Kiracı çıkmıyorsa 2500 lira nasıl artış yapacak? Yani bunların hepsi aynı zamanda bizim sorunumuz bunlar. İşte burada toplumun hani o ahlaki değerleri de hepsi karşılık, yani hepsini bulmak, birden düşünmek gerekiyor. Ev sahibi baktı, şimdi benim ev kira değerim şu kadar yükseldi. Ben o zaman diyeyim ki işte ben evi satacağım, kiracıyı çıkartayım 2 aya kadar. Sonra mevcut oturduğunun %40 fazlasına kiraya verebiliyorum. Yani işte bu, şimdi burada vatandaşın... Altını düşürdük. Tamam. Dövizi de düşürdük. Hı hı. Otomobil fiyatları bu şekilde devam ederse. Bakın yani yeni otomobil alacak kimse olmayacağı gibi, yani otomobilin tekeri patlasa ya da benzinini dolduracak ya da Yalova'ya geçmek için eğer 500 lira köprü parası verecekseniz, petrol fiyatları nereye gidiyor? Sistemi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani bunları kafa karıştırmak için değil, hepimizin derdi bu. Bunları kavga ederek de çözemeyiz, daha beter yaparız. İktidarıyla, muhalefetiyle bunun nasıl çözüleceğine ilişkin bilgi, akıl üretmemiz gerekiyor. Yani bu arada mesela istihdam için daha önce ısrarla söylediğim bu dönemde kenevir meselesi. Yani daha fazla oksijene ihtiyacımız var. Ama oksijen üretecek bir kaynağı yok ediyoruz. Toprak ıslahına ihtiyacımız var. Bu toprak ıslahı da yapıyor. Ona da kapıyı açmıyoruz. Bunları dışarıdan ithal edebiliyorsunuz ama kendiniz üretemiyorsunuz. Demek ki bunların hepsinin eş zamanlı düşünülmesi gerekiyor. Mantar ve kenevir bugün için son derece hayati öneme sahip konular. Orman içi alanlarda köylülerin hak ve hukuku noktasında bal üretimi başlı başına bir olay. Merada kasaplık hayvanların, koyun, keçi ya da bunlara bir sürü sınırlamalar getirdiler. Bunları eğer düzeltmezseniz yarın başka sorunlar ortaya çıkacak. O sorunlar ortaya çıktıktan sonra bu sorunları çözmek çok daha zor olacak. Bu sorunları önemli olan öngörmek ve şimdiden çözüm, önce en kolayı mevzuatı düzeltmek. Arkasından da bu konunun nasıl olacağı noktasında akademinin yön göstericiliği, yol göstericiliği gerekiyor. Bürokrasinin de buna ayak dirememesi, buna göre hem valilik hem de o ildeki ilgili kişilerin kolaylaştırıcı bir rol oynaması gerekiyor. Bu zihniyet değişimi olmadıktan sonra o projeler, kağıda yazdığınız projeler, açıklanan güzel programların hayata geçmesi, yani senaryo çok iyi olabilir, yönetmen de çok iyi olabilir. Artist bozuksa yatarsınız. Her şey iyi olsa, yönetmen kötü olsa, en iyi yönetmeni getirdiniz, senaryo ya da iş yok. Hı hı. Ya olmaz. Her şey mükemmeldi ama müzikte iş yoktu. Ya da duplajda yoktu. Adamın ağzı oynuyor, ses sonradan geliyor. Bakın bunların hepsi bir orkestra disiplini içinde. Yani ben ne söylüyorum, kemanım ne çalıyor derseniz, Tayyip Bey bunları söyledi, tamam. Bakalım yani kemanım ne çalıyor? Buna bu bağlamda kolektif bir uyumla akıl, her anlamda, yani sokaktaki vatandaştan bürokratına kadar, iş adamına kadar herkesin sorumluluğu zaten var. Millete seslendi üstadım. Bakın, yani ben burada millete seslendi, kimseye, bütün kesimleriyle. Kimseye yaranmak için bir şey söylemiyorum. Şucu bucu da değilim. Haktan yana olursak, Allah da yardım ederse, bakın dünyanın en akıllı adamı da olsanız, Allah'ın yardımı yoksa
bir başka bela gelir bizi vurur. Biz bunları düzeltirken Türkiye'de kaos çıkartmak isteyen uluslararası düzende ne yapalım olmadı diye yatıp uyuyacak değil. Yani. Yarın onun ne yapacağını da hesaba katmamız. İşte bunu soracaktım, siz oraya geldiniz. İşte tam da bu noktada bir hani milli, yani bir yeni bir ekonomik modeli üzerinden Türkiye bir şey yapıyor. Ve karşısında küresel sermaye olduğunu biliyor. İçeride de var, dışarıda tabii, da var. Söyledi, kendi içimizde de var. Onda bir... Başkan Erdoğan da bunu söyledi. Hem içeridekiler hem dışarıdakilere diye konuşmayan. Ama kendi içimizde de var. Onda. Var zaten, olmaz yani mı? Benim nefsimde bir şeytan var. Bu süreçte o küresi yani ne tür hamleler gibi? Her şey. Her şey yapabilirler. Yani bunlar. Siz kendi... Erdoğan, Türkiye'nin faizini düşüreceksin. He? Yani benim alacağım rantımı keseceksin. Dolarını, bütün convertible paraların değerinin nirengi noktası dolar. Evet. Şimdi o hiperenflasyon bekleniyor. Almanya'da da ekonomik kriz için, var. Evet. Çin dahil. Şimdi bakın bunların hepsi domino taşı gibi birbirinin üzerine yıkılırsa Türkiye zarar görmeyecek. Ha, en az zarar gören biz olabiliriz. Bütün tedbirleri önceden almışsanız bunu öngörüyorsunuz. 2008 mevzusu var ya, teğet geçecek. Şimdi, işte ya mesela. Bu teğet geçme meselesi değil. Yani olayın. Bakın tek başına hükümetin alacağı kararla da olmaz bunlar. Yani bizim öngörmemiz ve kolektif bir akılla. İşte öngörüyorum, faizleri görüyorum, daha da kötü duruma gidecek, düşürmem lazım. Artık şimdi hamlemi yapıyorum. Kuru da ehlileştirmem lazım. Eğer bunu one man show olarak yaparsanız, ötekilerle bu anlamda yarışa girecek olursanız, onların elindeki rezerv bizimkilerle kıyaslanmaz. Kıyaslanmaz canım. Yani, para onlarda yani. Tamam, bunu da ama görmemiz de... gerekiyor. İkincisi LIBOR. Üçüncüsü bizim dış borçlarımız ve bunların konsolide edilebilmesi, regüle edilebilmesi. Yani vaktinde karşılıklarını bulamazsanız dışarıdan yani dökme suyla değirmen dönmez. Bunların bütün... Allah işimizi kolaylaştırırsa bize başka kaynaklar da ortaya çıkar. Bütün mesele, ben tekrar tekrar geliyorum. Allah da cahil ve zalim bir topluğa yardım etmeyecek. Zulüm adaletin yokluğudur. İlla da biz zulümü işkence olarak da görmeyelim. İnsanlar kendi nefsine de zulmediyorlar. Bizim bu arada aileyi kaybederseniz, gençliği kaybederseniz, ahlakı kaybederseniz, Allah size servet verse ne olur? Sadece cehenneminizde odununuz artar. Batı zaten ekonomik işte, olarak güçlendi. Gencini kaybetti, ailesini kaybetti, toplumu kaybetti. Tamam. Yani siz bir örnek veriyordunuz. 5 Avrupa'da 5 özellik üzerinden sayıyordunuz. Hı. Toplumun içerisinde 4 kişilik bir ailede sayın. Yani gelinen nokta. Yani evet, madden yükseldiler ama bu bağlamda milli gelirleri çok yüksek, her türlü sosyal hakları var ama. Ama yok işte, geriye yani. Kalan bir şey yok. Bakın, Elon Musk'la eğer uydudan internet bağlantısını her yere yayacaksanız ve siz daha YouTube kanallarınızın bile yayınını kendi ülkenizde yapıp çifte vergilendirmeyle sizin kazandığınız kadar da yurt dışındakiler kazanacaklarsa... Dolar kazanıyorlar, evet. YouTube. Yurt dışındakiler de kazanıyor. Amerika vergi kesiyor yani işte. Bunu çözmüyorsanız çocuklarınızın beyni de gidecek. Ama biz bir yandan 5G. Otonom sistemleri kapınızı açıyorsunuz. Bir yandan Neuralink sistemlerinin stratejik plana koydunuz. Var, evet. Bakın, o zaman... Paranız artarsa bu Allah'ın gazabıdır. Gücünüz artarsa, çünkü bunu kendi halkınıza, insanınıza karşı başkalarının onlar üzerindeki egemenlik aracına dönüşecek bir tehdidi kolaylaştırırsanız... Öngörmek lazım. Bu böyle bir tehdit işte varsa da öngörmek lazım. Elon Musk'la yapacağımız iş değil bu. Yani onu da... Kendiniz üretemiyorsunuz şu an. Yani bakın, bir takım şeyler... Benim telefonum, şu bilgisayarım da kendimin değil. Satın almak ayrı. Anladım. Onlarla işbirliğine, onların aşıda olduğu gibi teknoloji kobayı yapmaya kalkarsanız o zaman başka öyle şeyler... Öyle bir ihtimal mi var?
Yani mesela Neuralink'lerde vesaire. Yani mesela 5G'nin test edildiği önemli merkezlerden birisi biziz. Ambulanslara, hastanelere İstanbul kadar yapılıyor. Yani şimdi... Yani 5G bak, olacak ama tekrar, olmasın mı? Hayır. Daha hızlı internet kullanacaksınız. 5G çok dar alanda. İşte o zaman otonom bilgisayarlar, humanoidler devreye girdiğinde sizin için de sanal bir cennet şu anda inşa edilmeye başladı. Onlar yılbaşı hiç... kutlaması için çok ciddi parti hazırlıkları var. Yani her zaman ve şu anda arsa satışları tam gaz gidiyor. Metaverse'te mi? Evet. Neyse bu alana fazla girersek. Metaverse'e girelim de. Yani deminki umudu tekrar çip, umutsuzluğa dönüştü. Çip takılacak diyordunuz siz. Evet. Değil mi? Evet. Yani burada kaç yıl, 3-4 yıldır konuşuyoruz. Dediniz ki yani artık işte çipleme dönemi gelecek. Yani geçtiğimiz aylarda YouTube fenomenleri ya he he falan diye dalga geçiyordu. Evet. Şimdi çip takma bir takım gündelik hayatı kolaylaştırma parantez içerisinde genetik hastalıkların tedavisi için. Şimdi bakın TRT Haber'de bunlar haber oldu. Bir izleyelim onu. Tabii. İzleyelim. Yani Dilipak komple teorisyeni miydi yoksa bir takım öngörüleriyle ferasetle bakıp süreci doğru okuyup önceden mi söylemiş oldu? İşte onu bir kere daha teyit edelim. Komplocu diyenler. Komplocu değilip bakın. O konuda iktidarı muhalefeti ayırt etmiyor ha. Yani çünkü o muhalefet iktidarı demeyelim de bir kısmı böyle yapıyor. Muhalefetin bir kısmı. Çünkü muhalefetin de bir kısmı. Yani beni haklı bulanlar da var. Yani size komplocu diyenler de var. Tabii. Mahalleden de var. İşte bakın. Karşı taraftan da. Dürüst ve akıllılarla beraber hılful fudulü esas alalım. Geleceğimizi onlarla inşa edelim. İçimizdeki marazdan, benim dışarıdaki mafyadan önce ailemin içinde bir tehdit varsa yani asıl büyük tehlike o. Tabii ki. İçerideki ahmak dışarıdaki hainden daha tehlikeli de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Onun için bakın benim bu sözlerimden birileri rahatsız oluyor ama ben onlar için gelecekteki muhtemel tehlikeye karşı bir uyarıda bulunuyorum. Anlarlarsa, dinlerlerse, okurlarsa görürler. Söylediğim hep sözün arkasındayım. İzleyelim, görelim. Dilipak, bundan yıllar önce değerli izleyenler, biz canlı yayınlarda da konuştuk bunu. Hatta Dilipak yazmıştı da. Yani o vakti ve zamanı geldiğinde insanlara çip takacaklar demişti. Ve bu bir alay konusu olmuştu. Elektromanyetik silahtan bahisle bir takım yazılar yazmıştı. Ne dergisiydi o? Uykusuz muydu? Uykusuzdu. Uykusuz dergisinde adeta dalga geçmişlerdi. Dalga geçmedi bayağı. Yani bayağı evet. Onun şeyi var. Yönetmenim de onu getirir şeyi izledikten sonra. Bakın artık ana haberlerde konu oluyor insanlara çip takılması. Şimdi bunun faydalı yanlarını tabii ki konuşacağız ama asıl arkadaki karanlık derin plan ne? O çiple neyi kastediyor? Ne yapmak istiyorlar? Onu da ayrıca konuşacağız. Kimliği, bileti, anahtarı unutmak, kaybetmek yok. Cepte kart taşıma dönemi sona eriyor. Artık deri altına yerleştirilen çipler var. Çip kimlik uygulaması İsveç'te hayata geçti. Şimdiden 3000'den fazla kişi derisinin altına çip taktırdı. Deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler günlük hayatı kolaylaştırıyor. Kimlik yerine geçmenin yanı sıra tren bileti almak, hatta binaların giriş kapılarını açmak için kullanılıyor. Kullananlar yaşamı kolaylaştırdığını savunsa da sağlık uzmanları çiplerin vücutta enfeksiyona yol açabileceği konusunda uyarıyor. Tüm bilgilerin tek alanda toplanmasının kişisel bilgileri tehlikeye sokabileceği belirtiliyor. Şimdi değerli izleyenler, tabii ki teknolojinin gelişmesi hayatı çok ciddi manada kolaylaştırdı. Yani şimdi bir bankaya gidip eskiden elektrik faturanızı yatırmak için girdiğiniz sıraları düşündüğünüzde ya da bir havaleyi atıyorum Kağıthane'den Üsküdar'daki banka şubesine yapmak istediğinizde hem vaktinizden oluyordunuz hem paranızdan oluyordunuz. Şimdi bilgisayarlar sistemi cep telefonlarına entegre edildi. Alıyorsunuz cep telefonunuzu, uygulamayı yüklüyorsunuz, banka programını yüklüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki şuraya şu kadar para gönder ve sıfır maliyette. Bakın ne kadar güzel, ne kadar kolay. Şimdi bunu ben çiple de yapabilirim. Çipi koyacaklar. Biz bundan sonra mesela şirkete gireceğim ben Akit TV'ye gelirken. Ben çipimden tak kapıda tanıyacak benim kim olduğumu. Mesela örnek, bunlar güzel şeyler ama bu
hangi alanlarda çok daha kötü kullanılır? Metaverse'e girerseniz orada çok daha indirimli alışverişler yapabileceksiniz. Amerika'ya gitmenize gerek yok. Yani mesela aşı olursanız size 40 günde devri alem, 40 günde 40 ülkeyi gezebilirsiniz. Her gün 1 saat bağlanın. Gerçek yani sanal artırılmış gerçeklikle siz New York'un üzerinde özel uçakla uçacak haliniz yok. Ama New York'un üzerinde uçabilirsiniz. Simülasyonların içine girerseniz o hazzı, heyecanı alırsınız. Tabii. Yani vesaire. Yani, ne kadar güzel böyle. Tabii. Ama. İşte şeytan. Şimdi mesela Dilipak işte çip var. Ulaşamıyoruz. Dilipak nerede ya? Telefonunu da kapatmış. Ha, ben çip sistemine entegre... Ha, Dilipak şu an şurada. Herhalde toplantıdan dolayı. Telefonunu kapalı tut ama ben onu görüyorum burada. Bütün şu an orada. Evet. Çünkü nabzınızı da takip ediyorum. Her şeyi. Kan her değerlerinizi, şeyi. Şekerlerinizi. Ha, beyninize hafız olmak istiyorsanız düğmeye basar yüklersiniz. Orada. Ne güzel. Yani Genesis'e gittiğinizde beyninize kayıt da yaptırabilirsiniz. Sizi kendinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Peki niye siz karşı çıkıyorsunuz bu sistemlere? Şimdi, Neuralink'lere niye karşı yükleme yapan silebilir de. Yani yükleme yapan silebilir de. Evet, sizin beyninizi... Bakın biohackerlar geliyor. Geliyor. Sizin biraz bu işlerle alakanız var. Yani sizi tamam diyor ki bedenine ihtiyacın yok artık. Ben senin gen kopyanı aldım, beyin kopyanı aldım. Ruh diye de bir şey yok zaten. Can da acı çekiyor ama ben sana hazı da verebilirim. Siz aslında Elon Musk geçenlerde dedi ki siz aslında bir Matrix'te yaşıyorsunuz. Biz aslında bir Matrix'te yaşıyoruz. Dedi. Biz sizi daha güzel bir Matrix'e, sizin yöneteceğiniz, siz burada kendinizi yönetemiyorsunuz. Orada siz isterseniz Mesih'i de gökten indirebilirsiniz, Kabe'yi de yapabilirsiniz, kendinizi kral da ilan edebilirsiniz. Arkadaşınızı öldürebilirsiniz de orada. Birini kızıyorsanız onun avatarını orada öldürebilirsiniz. Hatta kendi geninizi laboratuvarda inceletin, dataları bize gönderin. Kendi etinden sana kebap ikram edelim. Yani biz çok... Cannibal. Bakın orası... Uçuk kaçık işler de olabilir. Her şey. Bakın okur yazar olmanız bile gerekmiyor. Çünkü sizin adınıza her yazıyı okuyacak bir makine var. Ve sizin her sözünüzü yazıya dönüştürecek. Dil bilmenize gerek yok. Dünyanın her yerindeki insanlarla konuşabileceksiniz. Maça, Amerika'daki maça, ne bileyim Tokyo'daki maça gidebileceksiniz. Bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ve maçın ne bileyim bilet alamadım diye bir şey yok. Kuyruğa girmenize gerek yok. İstediğiniz, isterseniz kalenin üzerine oturup maçı seyredin. Yani uluslararası bir maçı kalenin üzerine oturun. Öyle seyredin. Dilipak mesela artık her gün yazı yazmasına gerek yok. Dilipak'ın bütün yazılarını sisteme entegre edelim. Sonra diyelim ki o yapay zekaya bana bugünkü yazımda Mehmet Akif'le alakalı fikirlerimi yaz. Otomatikman yapay zeka bunu çıkartıp yazabilir. Yazabilir. Mesela ben Hazreti Ömer'le konuşmak istiyorum dersiniz. Hazreti Ömer'in bütün sözlerini, karakter analizlerini onu avatar olarak dersiniz. İsterseniz onu genini alın. Genini alın. İşte ne bileyim orada tarikatlar da kurulacak. Orada her şey mümkün. Mesela bir zararı örnek vereyim. Habervakti.com'da da biz onu yayınladık. Metaverse'e giriyor. Karı koca çocuk. Ailece Metaverse'e giriyorlar. O sanal dünyaya giriyorlar. Harem de kurabilirsiniz. VR gözlüklerini takıyorlar. İşte ona gerek kalmıyor. Yani bununla giriyorlar. Farklı avatarlar da falan var. Kadın mahkemeye gitti bununla alakalı. Dava açtı. Ben Metaverse'e girdiğimde tacize uğradım diye. Sanal tacizler başladı. Tamam. Yarın Allah korusun... cinayetler olur bunun üzerinden. Hadi şimdi bakın biz internete geldik. 2000'li yıllarda başladık. Sanal cinayete uğramanız size bir zarar vermiyor. Ay, gerçekliğe de gelecek gerçek. O. Zaten bu kadar simülasyon. Bulacak onun avatarını. Onu gerçek hayatla burasının arasındaki farkı anlamayabilirsiniz. İşte bu Matrix'in yeni dizisinde onlar konuşuluyor. Onlar 13 liranın altındaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu kadar da hızlı düşüş normal mi? Yani bu dikkat, kadar böyle. Dikkat. Ha buna dikkat etme. Yani evet. Yani gece olursa bu kadar düşüş sıkıntı. Yani biraz daha düşerse bu da yani realin altına indiği çok zaman o da başka. Hakikaten mi 13? Ben bak canlı yayında söylerim hemen. Yönetme. Bak real 12'nin altına in.
reelin 13 doların altında şu an. Reelin altına indiğinde de başka sorun. Ya bu tansiyon gibidir. 12.90. Yüksek tansiyon da hastalıktır. Düşük tansiyon da. Bir anda düşerse bakın çalkantı en tehlikeli. Yok müjde veriyoruz tabii. Bu bakın, güzel bir haber yüksek de. Yüksek tansiyonla insanlar belli limitler içinde yaşayabilir. Düşük tansiyonla da yaşayabilir. Ama dalgalı yaşamaz. Ama onun ne olacak şimdi 17.8'den dolar alanlar? Bak, bakın bunların bir faturası olacak. Erdoğan. İhracat almayın rakamlarını mı böyle verenler, ithalat rakamları üzerinde insanlar ani dalgalanmalardan her zaman tetrici bir geçiş çok daha makul. Bak, eyvallah. Euro yani, kaç yönetmenim? Euro. Euro da 14. Allah Allah. Genel noktaya bak. Biz buna bir bakalım. 14-19'muş. Yani tabii güzel bunlar. Yani değerli izleyenler, dolar euro yükseliyordu, Türk liramızı değer kaybediyordu. Şimdi tabii bir anda bu kadar düşmesi bir doktora sorun, tansiyonda yani bir böyle anda ani bir düşüş ne olur düşüş falan ne olur diye. Ben her zaman ihtiyattan yanayım. İhtiyattan yanayım. Birileri yani bu şekilde de çok ciddi sabote edebilir bu olayı. Dikkat etmek gerekiyor. Ya vallahi yönetmenim diyor ki kulağıma abi seçim sonuçlarını takip ederdik ya canlı yayında diyor böyle hani oranlar geliyor buna bunun gibi diyor hızlı çok hızlı şey var diyor hareket var. Evet reklama gidelim. Şimdi yalnız bu dijital metaverse üzerinden tehlikeyi konuşurken biz internet bu topluma geldiğinde gördük ki internet doğru kullanılmadığı zaman aile facialarına yol açıyor. Her türlü yani gördük yani. Boşanmalar, yuvaların dağılması, evli kadınların, evli erkeklerin sosyal medya hesapları üzerinden, gizli bir takım hesaplar üzerinden düştüğü hata ve kusurları ben Metaverse'e girdiğimizde tahmin bile edemiyorum. Bakın şu Allah korusun. Para politikası var ya, evet. Metaverse'e girin, oranın parası da var, her şeyi var. Gerçek tek dünya devletine giden bir geçiş olur. Bu dünyadaki bu kararların falan hiçbir gerçeği karşılığı kalmaz. Eğitiminde karşılığı kalmaz, pazarında, üretiminde. Çünkü her şeyin artık insansız olarak üretildiği. Ama devletler işte internet sağlamak mükellefiyeti işte, var. Bunu da bildikleri için Starlink'lerle, alçak irtifa uydularıyla o internetin de temelini attılar 5G'lerle. İşte tamam yabancılara gidiyor ama bütün bunlar. Hem şu anki gelirlerimiz gidiyor. Maliye Bakanı, yeni bakana konuyu izah ettim YouTube konusunda. Yani bakın hem devlet kaybediyor hem millet kaybediyor. Bu kaçakların bir an önce önlenmesi gerekiyor. Şu kenevir meselesi madem böyle radikal kararlar alınıyor... şu kenevir konusunun da çözülmesi gerekiyor. Daha konuşalım madem reklamdan sonra. Madem böyle radikal kararlar alınıyor, Bakanlar Kurulu'nda bu anlamda bu rolü oynayabilecek, bu projeyi hayata geçirecek daha güçlü isimlerle donatılması gerekiyor. Evet benim kaç para dolar? 13'ün altında devam. İyi, hayırlı haberler. Değerli izleyenler, hakikaten Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yükselen döviz, kur bu açıklamadan sonra ciddi bir düşüş yaşıyor. Ne olacak? Bu süreç hakikaten ne tür gelişmelere, sürprizlere gebe hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bir reklama gidelim inşallah. Reklamlardan sonra derin gerçeklere devam edeceğiz. Değerli izleyenler, derin gerçeklere devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın akşamüstü yapmış olduğu açıklamalar hakikaten ciddi ses getirdi, dikkatleri çekti ve yani halk nezdinde de beklenen bir açıklamaydı. Moral motivasyonu arttırdı. Şimdi son yayına başladığımız andan itibaren dolardaki, dövizdeki hareketliklere bakıyoruz. Hakikaten ciddi bir düşüş söz konusu. Başkan Erdoğan bizimle baş edemezsiniz diye özellikle bir ifade kullanmıştı, bir vurguda bulunmuştu. Şu an Amerikan dolarını ben 13.78 görüyorum. Euro'yu da 15.49. Yani 3 TL, 4 TL arasındaki bir rakam böyle 2 saat içerisinde bu hareketlilik hakikaten ciddi. FETÖ'cüler 17-25 Aralık'ın yıl dönümündeyiz. Yani 2013 operasyonlarının 17 Aralık'ta dolar 17 lira oldu. Göreceksiniz 25 Aralık'ta da 25 lira olacak diye böyle alaya alıyorlardı süreci, yaşanan gelişmeleri. Yani bittiniz gidiyorsunuz hesabı üzerinden ama Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla itibaren yani gelinen nokta hakikaten sıra dışı ve dikkat çekici. The Economist de Omikron'a atıf yapmıştı ve orada üç vurguyu yönetmenim şimdi ekrana getirir.
üç özellikle vurguyu ön plana çıkartmışlardı. Bütün dünyada büyüme darbe yiyecek. Bütün dünya için bunu söylüyor. Ekonomi söyleyince Rothschild'ler aklımıza geliyor. Süper enflasyon, enflasyon patlamaları yaşanacak dünya ülkelerinde. Almanya'da çok ciddi sıkıntılar da var. Yani tabii o olursa yani dolara bağlı bütün ekonomiler otursun emniye. Yani, geçen hafta Şevki Hocam dedi ki burada göreceksiniz dedi millet dedi sokaklardan dolar topluyor. Hani sokaklara düşecek bile, dedi. Yani şimdi reel olarak bakarsanız doların karşılığı yok. Amerika aynen. sadece dolar üreterek aslında belli bir ekonomik seviyeyi koruyabilir. Onun kağıt maliyeti neyse bunu sadece aynen. koleksiyon için saklayabilirsiniz. Yani hatıra olarak bir değeri yok zaten şu aynen. anda. Ama karşılığı yok. Karşılığı yok. Hani 1944'te hadi vardı. Amerika sonunda bu doların ipini çekecek ve yeni bir paraya geçecek. Ha. Fed sistemini değiştirecek. Yani Bretton Woods'un üçüncüsü, birinci altın karşılığıydı. Tamam. Vietnam Savaşı sonrası ikinci de doları kaldırdı. Üçüncü Bretton Woods da sanal paraya geçecek ve bu doları serbest bırakacak. Yani tedavülden kaldıracak. Ve karşılığı yok. Yani kağıt olarak kalacak ve bu dünya ekonomisine çok ağır bir darbe. Hangi bankada, hangi zenginin kasasında ne kadar dolar varsa buyur al. Onu alıp taşımanız bile bir maliyet, bir risk. Yani Amerika tarihinin en büyük soygunlarından birini de böylece gerçekleştirecek. Gider ayak yapacak diyorsunuz. Ne yapacak? Yani bunun değerinin düşmesi üzerinden bu Amerika sonuç itibariyle mevcut konumunu kaybetmiş olmayacak mı? Yani herkes buna nasıl bir anda geçecek? Bakın dijital yeni dünya, para. Amerika yok yeni globalistlerin dünyasında. Hı hı. Yeni bir dünya. Orada para da tek. Orada yani şu anda Metaverse'den bahsediyoruz işte. Metaverse'ün sahibi kim? Bu nerede? Yani, nedir bu? Bill Gates. Yani her şey bir sanal. Ve orada her şeyi yapabileceksiniz. Orada konsolosluk açanlar var, kendi cemaatlerini oluşturanlar var. Orada bu dünyada var olan her şeyin karşılığı orada var. Orada oluşturduğun her şeyi de bu dünyaya transfer edebiliyorsun. Orada banka da var. Burada işe giremiyorsan orada girebilirsin. Ve orada vergi de yok. Orada para da kazanabilirsin. Para da kazanabilirsin. Orada kazandığın bir parayı tekrar bu dünyaya da transfer edebilirsin. Yani yeni bir dünya kuruluyor. Onun için o eski konvansiyonel sistemler topyekun çökecek. Zaten üç krizle bu dünyayı gerçekleştirebilecekler. Ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal kriz. Bu zaten din, ahlak ve gelenekten bağımsız. Hatta buradaki tırnak içinde bireylerin biyolojik cinsiyetleri de yok. Adamlar açıkça şunu söylüyorlar. Yani biyolojik insan türünün sonu. Yani bu geçiş sürecindeki insan tipi de Z kuşağı dedikleri, kobay olarak kullanmak istedikleri, iltifat etmek için de bittiniz siz diyor. Soyu tükenecek olan bir İnsan türüsünüz. Aynen Elon Musk ama diyor ki çocuk yapın. Kime sesleniyor? Tamam. Kendi mahallesine işte mi sesleniyor? Dikkat etmemiz gerekir. Yani bunların kirli oyunlarına, yani Covid'de düştüğümüz çukura yine düşersek bu iklim tuzağıyla, arkasından 5G tuzağıyla aynı çukura düşecek olursak bu ekonomik bir takım dalgalanmaların bitmesi de hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey. Çünkü başka bir felaket bizi bekliyor. Anladım. Amerika'nın bu olasılıklar hesabı üzerinden bir kanat da Çin'in ekonomisinin çok ciddi darbe alacağını vurgulayarak Çin, yeni bir Çin modelini kurmalıyız. Bunun için de tırnak içinde bunları ben iddialar olarak söylüyorum. Türkiye Yol Kuşak Projesi'nde merkez ülke Çin modeli Türkiye'de tabii. hayata geçirilmelidir bu, deniyor. Bu biyolojik insan nesli bu eskiden NATO şeyinde toplansa 2030 hı hı. ondan sonra 2040 40'a. Son 2040'a uzattılar. 2025'te baskın olan merkezi yapının Metaverse'e taşınması 2030'da
hard copy diyeceğimiz bu biyolojik insan türünün de artık kendi ömrü içerisinde resetlenebilir de, yani bu aşı modelleriyle ya da başka biyolojik yöntemlerle, gıda üzerinden zaten kısırlaştırıp bunların ortadan kaldırılması esas alınıyordu. Ondan sonra planlı bir nüfus üretimi ve onların da klonoid olarak, yani yaşayacakları bölgeye ve göreve göre gen implantı ile güçlü insanlar haline getirilmesi, hem bu dünyada varlıklarını sürdürmeleri hem de öbür tarafa taşıyacakları ya da bu tarafa taşıyacakları ölülerin diriltilmesi de var. Yani klonoid olarak, çünkü bir geni alıp ruhsuz ama canlı bir varlık üretimi söz konusu. Bunların yani çok yakın bir gelecekte, eğer bunlar önlerindeki bu 2022 yılını salimen atlatabilirlerse, ama dünyada giderek artan bir muhalefet var, 2023 yılında bakın seçimleri bile etkiler orası. Orada aslında Eflatun'da, Mevlana'da, Mevlana sohbetlerine Metaverse üzerinden girebilirsiniz. Size Mesnevi okuyacak, açıklayacak ve bunu bugünün dünyasına göre yorumlayabilecek. Mevlana'nın kendisinden isterseniz 1 milyon öğrenciniz olsun, herkese sesini duyuracak. O aslında Mevlana değil, o Deccal'in ta kendisi. O şeytanın ta kendisi. Yani şeytan sizi Mevlana ile de kandırmasın. Şimdi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi de getirebilirler. Sinema filmlerinde Efendimiz'in hayatını anlatan filmler olduğu zaman, hani onun görüntüsünün, suretinin oluşmaması üzerine bir hassasiyetimiz vardır bizim. Hatta Mecid Mecidi'nin en son sinema filminde işte eli gözüktü de şöyle oldu. Bunlar bile tartışma olmuştu. Metaverse oluşumlarında direkt Şemail-i Resulullah'tan olgular oluşturabilecekler. Doğrudan. Ondan sonra biz bunları da müdahale de edemeyeceğiz. Hayır, yani girmeyeceksin ki yani. Ama bakın işte buna bizi orayı açtıktan sonra istihdam politikalarıyla aşı ol, burada dünya seyahati bedava. Sonuçta bunun basit girişi $300'lık gelişmiş girişi düşüncenizi okuyan kask şeklinde giyerseniz 70 bin liraya kadar, ki bu dolar artışından önce. Temasları, dokunuşları tabii hissedebilmeniz tabii için özel elbiseler olacak. Tabii. Şimdi izleyicilerimizden Sayın Dilipak, Metaverse'i cennet gibi anlatmasın. Hani vurguluyorsunuz ya, sahte cennet kuracaklar da, orada da sıkıntı olur, tartışma olur. Diğer insanlar ise bu konuda eleştiriler demiş Ramazan Bey Ankara'dan. Yani o bir metaforik bir anlatım, kinayeli bir anlatım. Yo, onlar İronik. Öyle diyorlar zaten. Ya tabii onlar ya, yani onlar bir cennet oluşturmak üzerinden diyorlar. Metaverse öteki dünya demektir. Evet, yani ötesi verse, dünya ötesi. Evren, ötesi evren. Öteki dünya. Yani söyledikleri bu zaten. Kelime manası da bu. Öteki adam onu, evren, evet. O diyor, o sizin eski tanrınızın, onu tedavülden kaldıracağız. Zaten siz bir metaverse'de yaşıyordunuz. Onda cehennem var, onda ne bileyim bir sürü. Siz Matrix'te yaşıyordunuz. Siz şimdi biz sizin yeni, için daha kaliteli bir Matrix. Bizim tanrılarımız daha merhametli. Siz burada kendi cemaatinizi, her yapınızı oluşturabilirsiniz. Bu arada Matrix'in 20 yıl sonra, birkaç gün sonra sanırım sinema filmi çıkıyor. Evet. Bakalım ne olacak? Yani ne tür alt mesajlar verecekler? Tabii. Matrix 1, 2, 3 ile hakikaten 20 yıllık süreci işlediler. Artık bakın, ölmüş bir sanatçı, bir şarkı söyleyen sanatçı, bugün ortaya çıkan bir müziği, bir şarkıyı sizin için seslendirebilecek Matrix'e. Gerçek gibi. Ya da yeni çekilen filmlerde daha önce ölmüş sanatçılar avatar şeklinde o ses, o jest, o mimikle yeni filmlerinde oynayabilecekler. Şimdi bu Çin modeli üzerinden bu konuştuk. İşte diktatörlüğü meşrulaştırmaya dönük, çünkü kuralları ihlal edenlerin zaten sistem öyle. Her tarafa kamera koydular Çin'de, biliyorsunuz. Image search, yüz tanımayla. Herkesin ne yaptığını izliyorlar. Siz eğer bir suç işlemişseniz, suçunuzun cezası aynı anda sizin gidip para ödemenize gerek yok. Performans pasınızdan çekilecek. Eğer siz
durdurulmanız gerekiyorsa siz en uygun yerde düğmeye bastıklarında uyuyacaksınız. Zaten çipiniz de var ya. Tabii anında görünüyor. Sizi de 5-10 dakika içerisinde ambulansa koyup götürecekler. Eğer sizin artık dünyada yaşamanız gerekmiyorsa düğmeye bastıklarında beyniniz resetlenecek. Ne acı duyacaksınız, ne bir kimliğiniz var, ne bir direnişiniz var. Ve kompoz yapılacaksınız. Evde oturduğunuz o sana koltuğunuzda kompoz yapılacaksınız. Yani mezarınız falan da yok. Ha, sizin gen kopyanız alınacak. Aileniz sizi biyolojik olarak istiyorsa gen laboratuvarına gidecekler. Orada sizi 6 ay sonra çünkü büyüme klonlayabilirler diyorsunuz. Tabii. Ya da avatarınızı oraya yüklerler. Hı-hı. Beyninizi de kopyaladıkları için zaten sürekli çip takılınca online kayıtlı. Yarını yani bir yıl sonra, iki yıl sonra söylemiyorsunuz. Olasılıklar ihtimali. Şu anda. Turist yaklaşımlarla. Şu anda laboratuvar çalışmaları var. 2030-2040'da bu bitecek. 2025'te artık beta versiyonlar değil, gerçek alfaya mı geçeceğiz? Genişletilecek bu. Sürekli genişleyen bir şey. Şimdi gıda tedariği üzerinden de bir takım riskler hep konuşuluyor yaklaşan süre, iklim krizleri üzerinden vesaire. Hatta Akdeniz'deki yaşanan orman yangınları üzerinden bile bal üretiminde bu sene Türkiye'de ciddi rekoltede sıkıntılar var. O bölgeden gelen bal üzerinden ve ciddi fiyatlar arttı. Bulunamıyor bile gibi. Mesela bunları örnekleme yaparak gıda tedariği üzerinden siz yazınızda bir not olarak almışım. Evet, büyüyeceğiz. Yani neye mal olursa olsun büyümek değil, dengeleri koruyan milleti birbirine müdahale ettirmeden bir ilerleme önemli. Hazreti Yusuf'un kıtlık dönemi 15 yıldır diye vurgu yapmışsınız. Bu planla aşılmıştı. Ya, demek kıtlık ki, ve zengin 7-7. Evet, ve 7-7. Evet, yani bunun üzerinden baktığımızda 2030'a 2040'a mesela Türkiye'nin hani bu sistematik üzerindeki planları, projeleri, hani devlet aklı, süreci okuması, yönetmesi, ya biz daha PCR'ı, az zarardan kurtulmak. Biz PCR'ı çözemedik daha. Keneviri çözemedik. Yani bütün Avrupa'da serbest. Benim adım Keneviri. Değil, yavaş yavaş serbestleşiyor. Yani Malta'da biliyorsunuz en son yani, evet. Çok daha geniş. Avrupa merkezinin tamamında Hollanda, Almanya, İtalya ve zaten Hollanda'da eskiden de yani çok daha laştı. Kanada'da serbest, Amerika'da serbest, İngiltere'de serbest. Biz daha Keneviri anlayamadık. Anlayacağız, PCR'ı konuşuyoruz. İşte yaptık da yani biliyorsunuz işte pilot bölgeler oldu. 5 ilde, 15 ile çıktı. O, 19, sonra üniversite, Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Büyükşehir'le görüştünüz. İşte yok. Ama başladık işte, bir şeyler var. Ya işte mış gibi yaparsak ondan bir şey çıkmaz. İşte, şu anda bu step by tersi. Step de, üstü bakın adım. Bunu... Adım adım değil bu. Böyle yapıyormuş gibi orada tutarsanız bir şey olmaz. Yani o da olmasına da mani olur. Bu kadar zaman geçiyor. Siz diyordunuz bu işlerde bir bürokratların işte taş duvarlarına değiyor. Mevzuatta yetmiyor. Bürokratta problem, akademide de eksiklikler var. Müteşebbislerin kendi içinde yani ekimi yaptın nerede işleyeceksin? Yani selloz ithal ediyorsun ama keneviri yetiştirmiyorsun. Çünkü çok ciddi bir selloz kaynağı. Sunta, mobilya yapıyorsun. Burada granül olarak bunları kullanabileceksiniz. Yani kompoz olarak kullanabileceksiniz. Birçok alanda, tarımda, her tarafta kullanabiliyorsunuz. Yok. PCR'ın bugün gelen 5G virüs nivise bakarlarsa PCR'ı hiçbir mikrop üzerinde çalışarak tanı kiti olarak üretmemişler. Nezle, bizim nezle dediğimiz mikrobu almışlar. Bunun üzerinde çalışarak bir model oluşturmuşlar. PCR'ın hiç bir COVID'le, ortada COVID yok. Ve bunun olmadığı da şimdi ortaya çıkmış. Dan Dix yazmış. Natural News'in kurucusu, Tüketici Sağlık Merkezi Direktörü. Hiçbir laboratuvar cihazı gerçek COVID'e karşı ölçüm yapamaz demiş. Tamam, işte o yani, haberi okusunlar. Şimdi zaten Mehmet Ceyhan bile ne dedi? Mevcut PCR testleri 50-50 dedi. Biz hala Afrika'dan gelen insanlara milyonlarca işte evet, 15 aşı vereceğiz, milyon aşı vereceğiz diye bir açıklama ondan oldu. Ondan sonra yani Elon Musk'ın birçok teknolojik testlerinin
İlk kez Türkiye'de yapılacağı, bakın bu da başka bir felaket. Allah korusun. Bu olabilir diyorsun. Dövize mövize benzemez. Yani 5G'yi bir türlü anlatamıyoruz. Ne yargı işliyor, ne bürokrasi işliyor, ne meclis çalışıyor. Bunların ittifak ettikleri batıdan, bu kadar batıya kafa tutuyoruz. Batıdan gelen bir şeye de hemen hemen hiçbir siyasi parti muhalefet etmiyor. Tam anlamıyor. Grubu olan partilerin hepsi işbirliği yapıyorlar. Bu nasıl iş? Yani buraya bakıyorum başka bir şey, buraya bakıyorum başka bir şey. Hayır, bunların hepsinin birbirine etkisi var. Ve insan hafızasında bunlar çok ciddi tortular oluşturuyor. Güven krizine sebep oluyor. Yani bir şeyin bütüncül olarak her zaman aynı şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Şimdi biz meydan mı okuyoruz, işbirlikçi miyiz? İşte onu zaman gösterecek. İddialı bir cümle oldu. Sert evet. Bir cümle oldu. Yani. Evet. Şimdi meydan okuyoruz. Alen'in bunun meydan okumalarıyla alakalı. Ben okunmadı demiyorum. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu diyorum. Şimdi izleyicilerimiz... Yani de... İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. İstanbul Sözleşmesi'nin bütün hükümleri aile yasasında mevcuttur. İki tane cümle var. Bunun ikisini aynı anda bir beyin nasıl taşır? İşte aşama, uluslararası sistemle... Aşama aşama... Geçen hafta uluslararası sistemle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tamam, bunu diyerek ben kendi hamlelerimi yapmak için tamam, mevzi peki. Ve zaman da kazanıyorum. Onların hepsini bakın yani, bunların karşılığını... Siyaset çok karışık, labirentli bir yol yani. Şimdi, bakın bunların karşılığını zaman içinde görmediğinizde insan zihni, siz Metaverse'de yaşamıyorsunuz. Orada sorar tabii ya, böyle olmuştu böyle. Ben de şimdiden farkına varıp soranlara ne cevap vereceksin? O gün öyle, bugün böyle. Dün dündür, bugün mü diyeceğim? Kimin rampasını kullanacak? Bunu ben günlük olarak hayatımda nasıl telif edeceğim? Anladım. Şimdi mesela işte biz 5B'yi fırlattık yani. İşte Elon Musk'la anlaşmışız. Yani, tamam, anlaşabilir. Anlaşabiliriz. Parasını verdim, yaptım. Evet, yani yaptıramaz mı? Fransa'da yani? Yapıyorum, Çin'de yapıyorum, Rusya'dan da fırlatabilirim. Yani önceden işte ötekilerden Fransa'da yapmıştık mesela. Fransa'da, tamam. Şimdi Capcom'da buradan. Parasını şey veriyorsun, yani, kim ucuzsa kullandığın telefonda ihtiyacını karşılıyor mu, kaç para veriyorsun ona. İşte yerli dediğinde yine ne çıkıyor içinden? Biz Rusya'yla Suriye'nin kuzeyinde devriye atıyoruz. Elon Musk'a da yaptırırız. Yaptıramaz mı? Ben yaptıramazsın falan demiyorum. Anladım. Ama Elon Musk'a ben yani parasını verip iş yaptırıyorum. Adama da Türkiye'de başka şeyler, taahhütlerde bulunuyorsam o risk. Konuşuruz, anlaşılır. Yani, yapılacak bazı işlerimiz varsa yok. Yani 5G'yi mesela bakın, diyelim yapılacak. Starlink'in meşrulaştırılması sürecinde Türkiye'nin rolünü ben içime sindiremiyorum. Uzay işgal edildi. Yani bunun telafisi yok. Tehditler var diyorsun. Bunun görünmüyor. Tehdit mehdit değil. Uzay işgal edildi. Bunu öyle kararnameyle falan da tersine çevirecek. Zaten işgaldeydi. Amerika, Rusya, Çin. O yüksek, alçak irtifa uydularının ne demek olduğunu. Yükseği yapan alçağı da yapar üstadım. Peki, yani, tamam, yapsın yani. Gitsin. Hani öyle bırakalım madem diye öyle, söylemiyorum. O zaman dolar molar diye de bir şey demeyin. Onlar her şeyi yaparlar çünkü. Yani eğer o akılla gidecekseniz. Yok değil tabii. O zaman ne kadar ne biz yapıldığını. Biz de atalım füzemizi. Bizim ona bakacaksınız. Uzay ajansını boşuna mı kurduk üstadım? Tamam. Uzay ajansının pazarlama müdürü, iletişim başkanı kazada öylesine mi acaba öldü? Vefat bakın, etti. Yazılımlarını biz yapıyoruz. Bunların hepsi önemli. Peki sen dediğini de duydular. Benim dediğimi de duydular. İnsanlar da akıllarını kullansınlar. Vallahi. Benim dediğimi, senin dediğini, onun dediğini, bunun dediğini değil. Akıllarımızı kullanmazsak burnumuz pislikten çıkmaz. Dolarınız var mıydı? Dilipak'ın doları var mıydı? İndi diyor izleyicimiz. Yani sanıyorum işte $400 falan varmış hanımda. Ne yapacağız diyordu. Evet. Bak dolar şu an kaç para yönetmenim dolar? Buradan ben 13.48. Beter olsun ama kontrollü, sistematik bizim koordinasyonumuz ve kontrolümüz altında. Yani hile yapanlar rezil olsunlar. Olacaklar hak zaten. Hak yerini bulsun. Bakın bunun düşüşü de yükselişi de yıkar geçer. Denge en doğru olandır. Bir kavme olan düşmanlığın seni onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Öyle fevri
kafamıza estiği gibi tepkiler vererek ne siyaset yapılır ne ekonomi yönetilir. Onun için her şeyin tabii dengesi içinde olması lazım. Bunun ince ayarına dokundun mu, artırıyorsan da ihanettir, eksiltiyorsan da ihanettir. Tabii dengesi, asli yapısı neyse o. Bunu sağlayacak bir metoda ihtiyacımız var. Eyvallah. Yoksa yüksek tutmak ya da alçaltmak. Biri beni mi soysun, ben birini mi soyayım? İkisi de rezilliktir. Bunları Allah görür. Evet, hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah. Merakla inşallah. Ve böyle heyecanla inşallah süreci izliyoruz. Bizim Allah cebimizden paramızı, emeğimizi, alın terimizi çalmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Amin. Bu yönde hizmet eden aziz milletin Necip evlatlarının cebindeki parayı korumak, kalbindeki imanı korumak üzerine ne kadar hayırlı hizmetler yapan varsa Rabbim hepsini de muvaffak İnşallah. Etsin diye dua ediyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Allah bizi affetsin. Amin. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, derin gerçeklerin sonuna geldik. İlgi alakanıza teşekkür ediyoruz. Çarşamba akşamı kürsü programı var. Biliyorsunuz müdavimlerimiz yakından izliyor. Mehmet Ali Bulut hocamız bizle olacaktı normalde. Sıra ondaydı ama bir sağlık sorunu yaşıyor. Rabbim şifalar versin. Çarşamba akşamı ilim ve hakikaten fikir dünyamızda çok önemli etkileri olmuş. Özgün ve cesur ilahiyatçılardan kürsünün hakkını vermiş bir isim. 76 yaşında bir Koca Çınar. Ali Rıza Demircan hocam konuğum olacak ve kürsüde bu olayları inşallah hem gündeme dair hem gündem üstü konuları konuşacağız. Çarşamba 20.30'da kürsüde buluşalım. O güne kadar kendinize lütfen iyi bakın, saatinize dikkat edin. Yüzünüzden tebessüm, dilinizden mazlumlar için dua hiç eksilmesin. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.